Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WordPress kurulumunu anlatacağız. Bu işe yeni başlayanlar veyahut da hiç bilmeyenler için. Öncelikle hosting ve domain, yani alan adı nedir? Bunları anlatalım kısaca. Domain, internet üzerinde bizi temsil eden bir addır, isimdir. Yani IP adresimiz yerine kullandığımız hostinglerde bize IP adreslerine tanımlanan isimlerdir. Biz bu isimler üzerinde değişiklikler yaparaktan alt alan adı vesaire kullanabiliyoruz. Hosting nedir? Hosting ise bilgisayarımızda bir klasörün olduğunu düşünelim ve bu klasörü dünyaya açtığımızı düşünelim. Ancak bizim altyapımız buna uygun olmadığı için biz genellikle hostingi veya sunucuyu kiralarız. Bu şekilde kullanırız. Biz bu hosting'i de işte alan adımızı tanımlarız. Bu şekilde ikisi bir arada. Yani birisi olmazsa diğeri olmaz. Zaten e-postalarımız bilmem nelerimiz hosting üzerinden oluyor. Alan adını aldığımız zaman şey geçmiyor elimize. Yani bir hostingin olmadığı müddetçe o alan adı sadece isim olarak senin elinde kalmış olur. Yani hiçbir işe yaramaz. Sadece almış olursun. Hakları senin üzerine olmuş olur. WordPress kurulumunu biz direkt cPanel üzerinden yapacağız. Dileyenlere manuel olarak da yapmayı öğretirim ancak gerek yok çünkü artık her şey daha profesyonel çalışıyor. Genellikle cPanel'lerde hızlı script kurulumu diye bir seçenek vardır en alt kısımda. Buralarda WordPress vesaire de hazır kurulum şablonları vardır. Ben burada iki tane açmıştım daha öncesinde. Buradan şimdi kur diye bir seçenek var. Direkt şimdi kura tıklıyoruz. Halihazırdaki son sürüm zaten otomatik seçilmiş oluyor. Protokolümüzü seçmiş olalım. Vesika'yı da seçtim. Vesika'yı seçmeyelim daha doğrusu. Deneyi seçelim. Çünkü ben denemek için onu ayarlamıştım. Bloğumuzun ismi bunları siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben direkt sabit bırakacağım. Şifremiz burada web sitemizin ismi ve açıklamasını yazdıktan sonra bir admin ismi belirleyeceğiz. Ben kendi kafama göre Vesika. Admin şifremde 1-2-3-4-5-6-GS diyorum. Bu arada Galatasaraylı. Beni dinleyen diğer arkadaşlar da hangi takım olursa olsun hepsi bizim kardeşimizdir. Yani ben fanatik değilim. Çok aşırı derecede fanatik bir insan değilim. Ancak fanatikliği abartanları kınıyorum. Yani nereden girdik bu konuya ama şimdi yani takım uğruna birbirlerini öldüresiye düşman. Gerek yok öyle şeylere. Biz sonuçta hepimiz Türk'üz. Hepimiz biriz. Takımların ne olduğu önemli değil. Ben sadece tutarım. Bana bir faydası yok zaten. Evet. Buradan dili seçebilirsiniz. Buradan login limit diyor. Yani buna tıkladığınız zaman 3 defadan fazla giriş hatası, şifre hatası yapıldığı takdirde bir 15 dakika sonra giriş yapmanızı sağlar. Klasik editör daha önceden WordPress bilirler kullananlar. Klasik editör benim için daha kolaydır. Ancak şu anda kullanışlı. Yani kendi editörü de kullanışlı yeni yapılan. Ama ben klasiği tercih ediyorum. Biraz daha hoşuma gidiyor. Daha sade. Diğeri karmaşık geliyor. Buradan veri tabanı ayarlıyor burada otomatikmen. İstediğimizi ayarlayabiliriz. Ben deney yaptım. Alt kısmı ne yapalım? DN yapalım. 20.01 yapalım. Adanalıyım bu arada. İstersek buradan otomatik olarak yeni versiyona geçirtebiliriz. Update diğer versiyonlar, yani güncellemek için diğer versiyonlara yükseltebilir. Bunu kabul edebiliriz. Plugin, yani eklentileri de otomatikmen yükselsin mi diyor. Yükselsin, yükseltebiliyorsa. Temaları yükselsin, fark etmez. Bu bizim işimize gelir. Tek tek yapmaktansa kendisinin yapması daha kolay. Ben de burada kendi e-mailimi yazıyorum. Bana bilgileri göndersin. Ne hatası verdi? Şifremizi beğenmedi. Nokta koyalım. %50'yi geçsin. Kurulumumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, hazır. Şimdi ben direktmen kurulumu yaptım. Açtım. Ben de direkt bağlantı güvenli diyor. Neden öyle diyor? Çünkü ben daha öncesinde cPanel'den ayarlamıştım. Onu nasıl ayarlıyoruz? Öncelikle cPanel kullananları da burada daha kolaylık var. Hosting sağladığı kimselerde otomatik bulunması gerekiyor. Burada bir CCL var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan hangi alt alan adına veyahut da alan adına uygulamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Buradan direktmen dene bilmem ne www versiyonların hepsini lisanslayayım diyor. Lisansla diyorum. Buradan bana sertifika oluşturuyor. Bu şekilde çok uzatmadan sözü direkt WordPress'imize geçelim. WordPress'imiz bu kadar. Buradan dilediğiniz zaman admin paneline şifreyi unuttunuz diyelim. Buradan direkt buna tıklayaraktan direktmen admin paneline giriş sağlayabiliyorsunuz. Buradan görünümden temalardan tema seçebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar WordPress'imizi kurmuş olduk. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.